Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır. Tarihe açılan pencere. Merhaba kıymetli Tekerat FM dinleyicileri. Yeni bir tarihe açılan pencere programıyla sizlerle beraberiz. Bu programı bendeniz Mehmet Sıddık Arvas ve program arkadaşım Profesör Doktor Mustafa Şeker hocamla hazırlayıp sunuyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldi, sefa geldi. 11 ayın sultanı. Ramazanla uyandı. Mümin nura boyandı. Müminlere nimettir. İlk 10 günü rahmettir. Bu ayda oruç tutmak büyük bir ganimettir. Müminler huzur bulur. Günahlara affolur. Bayram günü gelince cehennemden kurtulur. Hocam, maniyle başladık. Ya, neden? Çok güzel. Dilinize sağlık hocam. 11 ayın sultanı Ramazan ayı gölgesi üzerimize vurdu. Ve inşallah birkaç gün sonra Ramazan-ı Şerif ayıyla müşerref olacağız. Evet inşallah. Varımız hocam. Ramazan ayında şimdiden bütün kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz evet, hocam. Evet, tebrik ediyoruz bütün dinleyenlerimizin. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'in affı mağfiretine kavuşan kulları zümresine dahil eylesin cümlemizi. Abi. Hocam, Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmak İslam'ın 5 şartından 4.südür. Mübarek Ramazan ayında her gün oruç tutmak akıl ve bali olan her mümine farzdır. Oruç hicretten 18 ay sonra Şaban ayının 10. günü Bedir gazasından bir ay evvel farz oldu. Ramazan hocam kelime manası yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Selman-ı Farisi radıyallahu anh hazretleri var. Eshab-ı kiramın büyüklerindendir. Selman ehli beytendir buyuruyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Buyuruyor ki sevgili peygamberimizin Şaban ayının son günü hutbede şöyle buyurduğunu naklediyor bize. Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece ki Kadir gecesi 1000 aydan daha faydalıdır. Allahü Teala bu ayda her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda Allah için bir iyilik yapmak, Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda farz yapmak gibidir. Bu ayda bir farz yapmak, başka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. Hak Teala Celle Celaluhu onu cehennem ateşinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir. Eshab-ı kiram efendilerimiz, ya Resulallah, her birimiz bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz deyince Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de bu sevap verilecektir. Bu ay
öyle bir aydır ki ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu cehennemden azat olmaktır. Bu ayda emri altında olanların vazifesini hafifletenleri Allah-u Teala affedip cehennem ateşinden kurtarır. Bu ayda dört şeyi çok yapınız. Bunun ikisini Allah-u Teala çok sever. Bunlar kerime-i şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız lazımdır. Bunlar da Allah-u Teala'dan cenneti istemek ve cehennem ateşinden ona sığınmaktır. Bu ayda bir oruçluya su veren bir kimse kıyamet günü susuz kalmayacaktır. Kıymetli hocam, İslam aleminde Ramazan nasıl başlar? Evet. Yani Efendimiz hilali görünüz, oruca başlayınız, hilali görünüz, bayram yapınızı buyuruyor. Buyurunuz efendim. Öncelikle biraz önce de söylediğimiz gibi bütün kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini şimdiden tebrik ediyoruz. Hocam gerçekten insanoğlu vücut anatomik olarak ayrı bir hususiyet baktığımız zaman sistem öyle bir yaratılmış ki Allah Teala düzen intizam içerisinde öyle bir yaratmış ki evet. Vücudu bile düşünmek açısından şimdi batılılar bir gayrimüslimle karşılaşmıştım hocam. Adam yılda bir kere mutlaka oruç tutuyormuş. Allah Teala hidayet versin onu Müslüman olup tutmuş olsa ibadet olarak belki de kabul edilecek. Ama adam vücut sıhhati açısından düşünerek böyle bir kendince tedbir almış. Hı hı. Yani bu işi bilenler aslında orucun ne kadar kıymetli olduğunu, dinimizde sadece aç kalmak olmadığını, Allah Teala bir yakarış, bir yakınlaşma olduğunu da kitaplardan yazarak evet. öğreniyoruz hocam. Evet. Hocam %99'u Müslüman olan milletimiz için İslamiyet'in şartlarından birisi ifade buyurduğunuz gibi oruç. Evet. Her zaman çok önemsenmiş tarih boyunca. Hı hı. En küçük köyden payitahta kadar, en basit vatandaştan padişaha kadar oruç ve Ramazan-ı Şerif ayı özel bir dikkat, ihtimam ve değişik bir hayat tarzı gerektiren bir dönemdir. Evet. Bir nevi kendimizi sigaya çektiğimiz hesaplaşma ay olarak da kabul edilebilir diye kitaplarda yazıyor malumunuz. Ramazan-ı Şerif'in o sene tekrar gelmekte olduğunun ilk habercisi malumunuz 3 aylardır hocam. Recep-i Şerif ve Şaban-ı Şerif'in Ramazan-ı Şerif'in sanki ön ismi, ön kabulü olduğu gibi evet. Müslümanlarda yıllarca bu idrak hakim olmuş. Müslümanlara hem bir haber hazırlık çağrısında bulunurlar hem de bazı sıkı dindar olmayanları kendilerine bir çek düzen vermeleri için son defa ihtar ederler. Gerçekten de yüzlerce yıldan beri Anadolu insanı 3 aylarda yasaklara karşı daha bir hassas, daha bir dikkatlidir. Bütün sene içki içenler Ramazan'da bir anda perhize girmek yerine 3 aylar başladığı andan itibaren Ramazan'ın havasına adapte olurlar. Nice sarhoşların da hocam bu ayda hidayete erdiğini biliyoruz, biliyorsunuz. Evet. Arapçası şuhuri selase olan 3 aylarda sofu denilebilecek dindarlar oruç tutmaya başlarlar ve herkes kendine göre Ramazan-ı Şerif'i karşılamaya çalışır. Evet efendim. Malumunuz hocam cahiliye devri Araplarında Recep-i Şerif, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları Eşhuri Hurum adıyla mukaddes sayılırdı. Haram aylar. Yani. Evet. Onlarda savaş ve öldürme yasak edilirdi malumunuz. Evet. Recep-i Şerif diğer aylara göre tek bulunması dolayısıyla Recep'ül Fert de denirdi malumunuz. Evet. Recep ayının bir diğer özelliği de hocam İsra Sure-i Celilesi'nin bu muhterem ay içerisinde vukua gelmesidir. Siz evet. daha iyi bilirsiniz bunu. Bu münasebetle ehli İslam Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesini Regaib Kandili olarak idrak etmiştir. O geceye ulaşanlara da müjdeler olsun evet, diye de kitaplarda, kaynaklarda geçmiştir malumunuz. O gece Regaibiye denilen manzumeler ve Mevlid-i Şerifler okunur. Evet. Recep-i Şerif'in 27. gecesiyle malumunuz gecesi de Miraç Kandili olarak idrak edildi. Evet. Allah-u Teala bu gecelere ulaştırdığı için bizlere de hamdü senalar olsun. Berat Kandili'nde de idrak ettik. İnşallah Ramazan-ı Şerif'i ve Kadir Gecesi'nde idrak etmek bizlere, hepimize, bütün Müslümanlara nasip olur. Amin inşallah. Arabi aylara göre 8. ay olan Ramazan-ı Şerif, Şaban-ı Şerif'in hocam özellik itibariyle baktığımızda Leyla-i Berat denilen mübarek gecenin evet. bu ayın 15'inde olduğunu
biliyoruz. Bunu itirak ettik elhamdülillah. Özellikle Şaban-ı Şerif'in 15'ine rastlayan Berat gecesinde dualar müstecaptır ve o gece artık Ramazan'a çok az kalındığı bir kere daha idrak edilir. Evet. Eski Ramazanlarda hocam dini tahsil yapan medreseleri 3 aylardan itibaren cerre çıkmak adı verilen köylerde vaaz ve imametle geçirilen bir vazifeye başlardı imam adayları. Evet. Halk ise eskiden alışverişi toptan yapmak geleneği olduğundan Ramazan-ı Şerif erzak tedarikine girişirlerdi. Köylerde, kasabalarda, Anadolu'da hala vardır. Adam o ay şekerini çuvalla alır. Yiyeceğini gider hocam. Evet. Bir aylık alır. Adam her hafta geliyordur belki pazara ama bu kuru gıdaları genellikle bir aylık alır Anadolu insanı. Ne yapar? Bir ay boyunca tekrar çarşıya gelip zaman harcama, bir de oruçlu olmanın vermiş olduğu hal malumunuz. Evet. Efendim açlık ve susuzluk. Hem onu yaşamamak hem de ibadetle geçirmek bu Anadolu insanında elhamdülillah hala daha efendim şuurunda olunan bir durum. Ramazan bir manada hocam oruç dolayısıyla aç geçirilen bir ay olması gerekirken diğer taraftan da sahur ve özellikle iftar yemekleriyle bütün sene içinde en sık ziyafetin çekildiği aydır. Her ev kendi maddi durumuna göre hazırlığını yapar. Çocuklar evet. Bu aylarda hocam ki çocukları özellikle ihmal etmemek lazım. O ayı doya doya yaşayabilmelerini sağlamak lazım. İleride anlatabilecekler bir hikayeleri olsun hocam. Ramazan-ı Şerif hikayeleri unutulmuyor hocam. Gerçekten evet. Ramazan-ı Şerif kültürümüzde, tarihimizde, değerlerimizde çok önemli. Çocukluk hayatında da Ramazan-ı Şerif'in o şuuruyla pişmesi lazım nesillerimizin. İfade buyurduğunuz gibi hocam Ramazan-ı Şerif Ramazan ayını görmekle başlar. Ramazan hilalini görmekle başlar malumunuz. Eskiden Ramazan-ı Şerif'in birinci gününün tahakkukuna çok ehemmiyet verilirdi hocam. Bunun için de ayı gözle seçilmeyecek derecede bir hilal halindeyken mutlaka görmek şarttır. Evet. Her ne kadar takvimlerde yazılı ise de astronomik hesaplarla tayini cihetini atalarımız hatalı bulmuşlar. Ramazan-ı Şerif ayının rüyet meselesiyle İstanbul kadılı meşgul olurdu hocam. Evet efendim. Ramazan-ı Şerif olması melhuz yani beklenen düşünülen akşam İstanbul kadısı ile mahiyetindeki memurlar Şeyhülislam dairesinde toplanırlardı. O akşam için kadı efendinin dairesinde ki hocam aslında ne kadar hassas davranıldığı noktasında hocam buranın efendim dinleyicilerimiz tarafından dikkat dinlenmesini rica ediyoruz. Evet. Kadı efendinin dairesinde davetli rical yani kadı efendi devlet ricalini bu konuda ehil kimseleri davet ediyor. Mükellef bir sofra hazırlıyor tabii. Aynen hocam. Evet. Büyük rütbeli ilmiye memurlarına mükemmel bir ziyafet çekerek onların hazır bulunmasını sağlıyor. Hocam İstanbul'da güçlük çekmeden hilalin görüldüğü belli başlı yerler var. Bunlardan bir tanesi Beyazıt Yangın Kulesi. Bir tanesi Süleymaniye. Diğeri Fatih, Cerrahpaşa, Sultan Selim ve Edirne Kapı camileri, minareleri hocam. Buralarda Ramazan-ı Şerif hilalini görmek için buralara çıkılırmış. Gönderilen memurlar, cami hizmetkarlarıyla daha başka meraklılar. Evet. Gökyüzünde Ramazan-ı Şerif ayını görenler orada bulunan heyete arz olunca fetva emininin emriyle iki kişi içeri alınır. Ve bunun içinde bir dava tasviri ile davacı ve davalı taraflarda teşekkür eder. Yarın resmen orada muhakeme kurulur hocam. Evet. Biri diğerinden Şaban-ı Şerif'in son gününde yeni ay görününce ödeme taahhüdünde bulunduğu vaktiyle aldığı tesbihin bedelinden kalan 100 kuruş borcunu ister. Kadı evet. Efendi de bunun ispatı için şahit gösterindir. Ramazan ayını görenler huzura alınır. Bunlar bu akşam ezandan 3 dakika sonra minareden mübarek hilali gördük. Hilali reyel ayn deniyor malumunuz. Ayn, evet. Yani gözle. Hilali kendi gözümüzle çıplak yani. Gözle gördük derler. Evet. Bu gece Ramazan-ı Şerif gecesi olduğuna şehadet ederiz derler. Hı hı. Hocam ciddiyeti görüyor musunuz? Ne kadar ehemmiyetli mevzular. Evet. Şahitlerin sorgusuna çok itina edilir. Hatta hilalin vaziyetini iyice sorarlar. Bu muhakeme esnasında fetvahanenin büyük kapısı usulen kapanır. Muhakeme bitip de karar hazır olununcaya kadar Ramazan-ı Şerif'in sübutu hakkında harice yani dışarıdaki hiç kimseye bilgi sızdırılmaz. Çünkü burada kuşkuya yeri verilmeyecek şekilde hareket edilmesi evet. icap ediyor.
Hatta hocam hilalin görüldüğü haberine intizar eden, yani dört gözle bekleyen Süleymaniye Camii baş mahiyacısı da kapıda alıkonulur. Erkenden yakmasın. Evet. Alınan mahkeme ilamı sicil defterine kaydolunur. Şeyhülislamlık makamına diğer bir şer'i ilam kadı efendi tarafından mühürlendikten sonra kapının açılmasına müsaade edilir. Mahiyacı başı da elinde tahta kutu içinde duran kandiliyle dairenin binek taşından Süleymaniye Camii minaresinde ihtizarda olan kandilcilere işaret verir. Adamı hazır bekliyorlar çünkü. Evet. Bundan sonra da diğer minareler görerek kandiller yakarlar. Yani herkes Süleymaniye Camii'nin minaresine bakıyor. Üsküdar'daki evet. de Süleymaniye Camii'nin minaresine bakıyor. Beyoğlu'ndaki de bakıyor hocam. Hepsi Eyüp Sultan'daki de oraya bakıyor. Sonra ne yaparlar? Ramazan bu surette ve mahalle aralarında çocukların peşine takıldığı davullarla bekçiler tarafından ertesi gün Ramazan olacağı halka ilan edilir değerli hocam. Müsaadenizle buyurun. Bu muhakemenin sonucunda veya mahkeme kadının neşrettiği bir ilan örneği verebilir miyim? Tabii hocam, buyurun. 80 sizin bit listi ya hocam. Evet. Sizin sahanız hocam. Mesela bunlar, evet. Ramazan ilamı diye geçiyor. Hazreti Fahri Enbiya Tace-i Sıfiyya Kurrate Aynil Atkıya Aleyhi Afdalus Salavat ve Etemmut Tahiyyat Efendimiz Hazretlerinin Hicret-i Seniyelerinin İşbu 1325 Sene-i Mübareke-i Kameriyesi Şaban-ül Muazzam-ı Gurresi buraca sabit olmayıp lakin Darul Hilafetil Aliye kadılığınca Yevmi Pazardan sabit ve olvecih ile hükmü şer'i lahık olup Olbap'ta tanzim edilen Hücret-i Şer'iye posta ile gönderileceği cevaben Ba telgraf bildirilmiş olmakla Şehri Şerif Ramazan-ı Li Eclil Vikaye yarınki salı günü Mebde-i Şehri Savun ve Meftah-i Eyyam-ı Ezan bulunduğundan hasbel mutat tedarukat-ı lazımada bulunmak üzere keyfiyetin cevami-i şerife eğime ve hutebasına tebliğ ve adet-i müstahsinesi veciyle Şehri Ramazan-ı Mağfiret Nişan'ın şeref hululunun ilan ve iaşesi hususunun icap edenlere emru ferman buyurulması iktiza eylediği ilan olunur. Hocam şu sözlerin güzelliğine bakın. Evet. Ya evet. Ne kadar muhteşem hocam. Evet. Ya. Hocam evet, tabii burada Ramazan-ı Şerif'le ilgili özellikle iftar heyecanla beklenir. O gün akşama kadar aç kalıyorsunuz. Gerek Ramazan-ı Şerif'in ilk günleri çocukların da oruç tutmasına özen gösterilir, itina evet. gösterilir. Öğlen saatlerine gelindiğinde dedeler, neneler onların oruçlarını satın alırlardı Anadolu'da hatırlarsınız hocam. Evet. Ben çok orucumu satmışımdır dedeme, neneme. Biz de yapıyoruz şu anda. Onlar doğru. efendim, tabii dedem, nenem fakir insanlardı. Mesela çok iyi hatırlıyorum. Nenemin bana ilk oruç hediyesi bir köy yumurtasıydı hocam, bir tavuk yumurtasıydı. Maşallah. Biz onları satar, bartır yapardık. Yumurta verir, şeker alırdık değerli hocam. Evet. Onu hiç unutmuyorum. O gün oruç tutmuşum. Yumurtayı aldım. Heyecanla öğlen vakti nenem benden satın aldı orucunu. Bir yumurta verdi. Ben de gittim bakkaldan bir şeker almıştım hocam. İlk orucumu onun için hiç unutmuyorum. Allah-u Teala büyüklerimizin geçmişlerimize şimdi rahmet eylesin inşallah. Şimdi dediniz ya geçen Ramazan-ı Şerif'te benim bir yeğen var. Elinizden öper. Ahmet. Oruç tutmuş. Maşallah. Ama böyle yığılmış kalmış. Arabayı aldım yığılmış kalmış. Dedim ki Ahmet nasıl? Hayırdır? Oruçluyum ben dedi. Dedim ki ya bana sat dedim. Ne kadar satarsın? 300 lira dedi. Abi 300 lira da iyi para yani. Ben de elimi cebime attım. 320 lira para çıktı. Ay maşallah. Dedim al 300 lira. Sonra babasıya denk geldim. Babası diyor ki yahu diyor 300'den aşağıya satmıyor diyor bunu. Nasıl dedi ya? Dedim ya benden istemişti. Hocam sen dedi şeyi rayici çok yüksek tuttun dedi. Beylül-ü Dağ'ın hazretlerinin çizdiği sarayı satması gibi. Evet. Ama çocukların dünyası ne kadar önemli. Dedim ne yapacaksın o parayla? Tablet alacağım ben dedi. Ya hay maşallah. Allah Teala salihlerden amin eylesin inşallah. Hocam. Değerli hocam, Osmanlı'da Ramazanlar hocam çok farklı. Tabii o şeyleri bilenler, kaynaklarda okuduğunuz zaman hocam çok duygulanıyorsunuz. Ben de en duygulandığım konulardan biri Osmanlı Ramazan hikayelerini dinlemektir. Amirler evet. özellikle hocam o aylarda çalışanlarının işlerini hafifletirler. Çünkü dinimizde ne buyuruluyor siz daha evet, iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Çalışanlarının işlerini kolaylaştıranlar Allah-u Teala çeşitli yerlerden cehennemden azat eder. Değil mi hocam? Evet. Mükafatları vardır. Hocam İstanbul'da o zamanın bakkal dükkanlarını işleten Karamanlı Rumlar var hocam. Evet. Özellikle Karamanlı Rumlardan, Mısır Çarşısı'ndan, Balık Pazarı'ndan, Yağ Kapanı'ndan, Un Kapanı'ndan Ramazanlıkların alındığını görüyoruz hocam.
envai çeşit reçel genellikle evde yapıldığı için alınmaz ama zeytin, peynir, pastırma, sucuk için mutlaka Eminönü'ne bir uğranılırdı hocam. Evet. Ramazan-ı Şerif'te iftara misafir çağırmak çok makbul olduğundan etrafa haber salınır. Aman bu sene iftara mutlaka bekliyoruz davetleri yapılır. Evet. Diğer taraftan da bütün bir Ramazan-ı Şerif ayını geçirmek üzere bazı fakir ve yalnız ihtiyarlar daimi yatılı misafir olarak eve getirilir hocam. Evet. Zerafete bakın. Ya. İftar sofrası diğer gündelik sofralardan farklılık kazanır. İftariye adı verilen bugün kahvaltılık olarak tarif edebileceğimiz ama içinde mutlaka orucu açmanın muteber sayıldığı hurma ve zeytinin yer aldığı ve bütün gün aç kalıp şekeri düşen bünyeleri kendine getirmek için değişik reçellerin bulunduğu hiç bu türler hiç eksik edilmez sofradan hocam. Evet. Bunun dışında iftar sofrasında mutlaka sıcak bir çorba, pastırmalı yumurta ve börek bulunurdu. Sahurda ise kesinlikle kızartma, kuru köfte, pastırma, sucuklu yumurta gibi tuzlu, biberli, hararet veren nesnelere pek iltifat gösterilmez. Evet. Özellikle kesme, makarna, pilav, söğüş, hoşaf gibi değişmeyen klasik fix menülerin sofrada yer aldığını görüyoruz. Ramazan-ı Şerif ayına mahsus olmak üzere sofrada ekmek yerine genellikle pide bulunur. Ramazan pidesi. Ramazan pidesi. Zaten o pidelerin hocam fırınların yönünden geçerken şöyle ikindi vaktinden sonra mis gibi kokan kokularını alırsınız. Zaten sizi mübarek cezbeder. Gel ben buradayım der gibi. Pide erkenden alınmıyor tabii hocam değil mi? Özellikle evet. Sıcak sıcak yemek için iftara yakın alınmaya gidilir. Herkes birden aynı saatte gelindiğinden fırınların önlerinde o Osmanlı zamanından bahsediyoruz hocam. Fırınların önlerinde mutlaka bir kuyruk kargaşası yaşanır. İtiş kalkış. Ağzının tadını bilenler fırına yumurtayla giderler ve kendi pidelerinin üzerine yumurta kırdırarak özel pide yaptırırlar. Tabii hocam bu konular o kadar kıymetli ki amirler dedik biraz önce mahiyetindeki memurları, kalem amirleri, yanındaki katipleri, tüccar ve zanaatkarlar ile kalfe ve çırak gibi müstahdemlerini velhasıl herkes haline göre hısım, akraba, ahbap, komşularını mutlaka iftara davet ederler ve ikramlar için de aşçısı olanlar mutlaka bir çırak ilave ederler. Yani aşçının yanına bir yardımcı alırlarmış evet. Hocam Ramazan-ı Şerif aylarında. En iyi aşçılar hocam o zaman tedarik ediliyor. Ramazan-ı Şerif'te hali vakti yerinde olanlar mutlaka en iyi aşçıyı o ayda özellikle kiralarlar veya daimi olarak çalıştırırlar. Ücretler de Ramazan-ı Şerif'te iki misli verilirmiş hocam. Ramazan-ı Şerif'lerde şehzadeler dairesine, sultan saraylarına ve geçmiş sultan ve kadın efendiler yallılarına münasebetler olan her sınıf halk, bazı hoca efendiler, şeyhler ve medrese talebeleri ve fakir dervişler iftara giderlermiş hocam. Derecelerine göre hediye ve para alırlar. Mühim memuriyetlerde olanlar nazır ve vezir konaklarına iftara gitmeye adeta resmi bir memuriyet olarak kabul ederlermiş. Ramazan-ı Şerif'in 15'inden sonra hocam tayin olunan bir gecede bütün devlet nazırları evet. ve ricali, büyük rütbeli memurlar takım takım Bağbali'ye iftara giderler. Bu durum kadim teşrifata da girmiştir. Sonra bu sadrazamların konaklarına çevriliyor. Bu hali vakti yerinde olanlar artık bu işlere yöneliyor. Ramazan-ı Şerif'in 21. akşamında padişah sadrazama iftariye kahvaltısıyla yemek yollar hocam. Bu bir usuldür. Bağbali iftarından bir gece sonra da Şeyhülislam konağına gidilir. Usulen iftara gidecekler top atışına 5-10 dakika kala gelirler. Evet. Bir defa gidilmesi muhtat olan yani alışkanlık haline gelmiş olan yerlere ne kadar misafir gideceği belli olmadığından ve bunlardan hariç her Ramazan-ı Şerif akşamı 3-5 sofralık fakir de geldiğinden bütün bu gayri melhuz yani beklenmedik misafirler için her daire ile muhtattan yani 5-10 dakika fazla yemek bulundurmak mecburiyetten. Yani ne derler hocam? Anadolu'da sürpriz misafirler. Bunlara evet. karşı da her zaman efendim ikramda kusur edilmemesi için her zaman ne yaparlar? Bir efendim 3-5 kişilik fazladan yemek yapıldığını görüyoruz değerli evet. hocam. Hocam Allah razı olsun güzel ifade ettiniz. Ramazan'a girmeden önce malum Osmanlı'da tembihnameler. Onu çok iyi hatırladınız. Ramazan tembihnameleri evet. müsaadenizle biraz bilgi vereyim. Hocam ne kadar önemli. Evet.
bu tembihnameler yayınlanırdı. Ramazan evet. tembihnameleri diye. O çok önemli. Arapça uyarma, uyandırma manasına gelen tembih ile Farsça kitap ve mektup manasında gelen name kelimelerinin birleşiminden malum. Evet. Meydana gelmiş tembihname. Osmanlı Devleti'nin Ramazan öncesi halka ahlaki ve dini uyarılarda bulunduğu yazılara denilmektedir. Evet. Bu tembihnameler dini, siyasi ve ekonomik birçok uyarıları ihtiva etmekteydi. Ramazan ayında halkın açlık çekmemesi için yeterli ham madde temininden tutun da esnafın fiyatları makul seviyede tutmasına kadar giden ekonomik uyarıları bulunmaktaydı. Fiyatlar belirlenir, fırıncılar, kasaplar gibi önemli gıda ihtiyacını temin eden yerler sürekli izlenirdi. Halkın Ramazan ayında et sıkıntısı çekmemesi için başkente ülkenin muhtelif yerlerinden koyunlar getirtilirdi. Fiyatlar Ramazan gelmeden esnafa bildirilirdi ve evet. fiyatlara sınır konulurdu. Evet. Ekonomik uyarılar ve önlemler dışında teminamelerde halkın Ramazan ayında nasıl davranması gerektiği, kadınların giyiniş şekilleri, akşam eğlencelerinden sonra en geç hangi saatte eve dönmeleri gerektiği, erkeklerin kumar oynamaması ve sarhoşluk verecek şeyler kullanılmaması hususunda uyarılarda bulunulmaktaydı. Evet değerli hocam. Hocam şimdi iftarlardan falan bahsedilince tabii bu tembihnameler hususundan evet. özellikle bahsediyor olmanız çok kıymetli. Sanırım bunun devamı da olacaktır değerli hocam. Evet, evet. Hocam şimdi mesela ne şey yapılırdı? Yemekler israf edilmesin. Evet. Yemekler dikkatle yapılsın. Açıkta ulu orta yerde oruç yenilmesin. Ki gayrimüslimler de tabii. buna çok dikkat ediyorlar. Bırakın bir Müslümanın yemesi. Ya, gayrimüslimler evet. dahi Osmanlı toplumunda cemiyetinde açıktan bir şey yemezlerdi. Ya üstelik hocam o sebeple çocuğunu uyardığı için, Ramazan-ı Şerif'e hürmet ettiği için Allah-u Teala son nefeste iman nimeti ihsan ettiği mecusiler, gayrimüslimler vardı. Evet, değerli hocam? Evet efendim. Evet, Allah-u Teala'nın değer verdiğine değer veren Allah-u Teala değerlendiriyor. Evet. Evet. Din-i mübini İslam'a daha da bir kuvvetle bağlanılması istenilirdi. Mesai saatleri iftara ve namaz vakitleri göz önüne bulundurularak ayarlanırdı. Gayrimüslim tebaa rahatsız olmasın diye davulcular hocam onların semtinde çalmazlarmış. Malum evet. mahalleler ayrı ya. Evet. Hocam Osmanlı arşiv kayıtlarında geçen Sultan Abdülmecit Han döneminde hazırlanan bir tembihnamede şöyle ifadeler geçiyor. Padişahımızın bazı camileri teşrifi ihtimal dahilinde bulunduğundan herkes vazifesini en iyi şekilde ifa ede ve saygıda kusur etmeye. Ramazan'da her zamankinden daha dikkatli ve edepli davranıla, kurallara uyula, camilerde ve ötede beride oturanlara karşılmazsa da özellikle çarşı içinde Beyazıt'ta ve Şehzade başına giden güzergahta yol üzerinde dükkanlarda oturulmaya. Geceleri büyük caddelerde iskemle ile sokak aralarında ve halkın geçip gitmesine engel teşkil edecek şekilde oturulmaya. Araba aralarında dolaşıp arabalı ve arabasız gelen geçen kadınlara edep dışı davranılmaya ve arabalar Bayezid ve Şehzade başında sokak ortalarında durmaya. Kadınlar Sultanahmet, Şehzadebaşı ve Laleli Camii dışında diğer büyük camilere girmeye ve ayrıca namaz vakti haricinde, vazifeliler haricinde buralara erkekler de girmeye. Kadınlar akşam ezanına bir saat kala evlerine döne ve iftardan sonra arabalı veya arabasız hiçbir surette sokaklara dolaşmaya. Herkes her zaman olması gerektiği gibi özellikle Ramazan'da camilere gele, işi icabı bir yere gidip gelen hademelerden başka kimseler teravih namazında dükkanlarda oturmaya, herhangi bir sıhhi özrü bulunmayanlar oruç tuta, bulunanlar da aleyni bir şekilde oruç yemeye, her zaman temizliğe dikkat edile ve bilhassa Ramazan'da buna daha çok dikkat edile, sokak ortalarına öteye beriye çöp dökülmeye, bu tembihleri memurlar sureti çok büyük cezası var hocam. Evet, evet. Katiyede takip edeler. Ola ki tembihe aykırı hareket edenler görülürse cezalandırıla. Evet, dilinize sağlık. Tembihnameler ne kadar kıymetli hocam. Evet efendim. Şimdi tabii iftardan bahsedilince hocam benim çok hoşuma giden bir hikaye var. Buyurun. Baba Yaver. Meşhur oburlardan Baba Yaver. Ben talebelerime bazen anlatırım bunu. Evet efendim. Şimdi bu meşhur oburlardan Baba Yaver hocam yeme içme hususunda unutulacak insanlardan değildir denir. Bir Ramazan-ı Şerif'te mühim bir yerde iftarda bakın neler yemiş hocam. Baba Yaver. 3 türlü orta kase çorba, 10 kişilik bir sofraya getirilen pastırmalı yumurtanın 1/3. Maşallah. Sırta sırt verilmiş 2 hindinin keza 1/3. Bismillah. Bir kayık sahan emir dolma, 1 sahan kuşbaşı kebabı, 1 mertabani tabak sakız muhallebisi,
Maşallah. Bir okka küçük bir tepsi baklava. Tepsi hocam. Tepsi. Bak, yani tabak edin. Değil yani hocam. Evet, bir okka küçük tepsi baklava. Evet. Kefendi, üzümlü, fıstıklı, havuçlu, biberli, ufak lenger buhara pilavı. Bismillah. Kaymağı bir hayli kayısılı komposto. Maşallah. Hocam. Maşallah. Nihayet dudakları morarıyor. Gık diyemeyecek bir hale geliyor baba yaver. Evet. Oturduğu yerden kalkamayarak uyuklamaya başlıyor. O esnada hocam ev sahibi galiba patlayacak vehmiyle baba yaver yavaşça dürtüyor. Diyor ki baba sana karbonat vereyim mi? Maşallah. Bunun üzerine baba yaver diyor ki hocam onları istemem evlat. Biraz kızarmış ekmekle bir dilim kaşar peyniri getirsinler. Yediklerimi hazmettireyim. Allah Allah. Hocam sanırım ara vereceğiz. Hocam evet. Evet şimdi kısa bir aradan sonra Tarihe Açılan Pencere programı devam edecek efendim. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Tarihe Açılan Pencere programını dinliyorsunuz. Profesör Doktor Mustafa Şeker Hocam ve bendeniz Mehmet Sıgarbaz sunuyoruz. Sabah erken çık yola. Dikkat et sağa sola. Ramazan ayı geldi. Oruç mübarek ola. Gece pilav pişirdim. Yedim karnı şişirdim. Sıcak başıma vurdu. Dilim sürçtü şaşırdım. Amca sen tatar mısın? Kayısı satar mısın? Bir mani desem sana bir şeker atar mısın? Ramazan sultan ayı. Almalıyız duayı. Hoca bizi bekliyor. Demlenmiş Rize çayı. Hocam evet. Ne güzel maniler değil mi? Çok güzel. Hakikaten hocam, o dil sağlık. Sürüşme olayında orada dilim sürüştü. Şimdi hocam Ramazan ayı için söylenen güzel sözler var tabii. Evet hocam. Bunlardan güzel sözler evet. Tabii çok hocam. Ama bu güzel sözlerden, sözlerle birlikte hocam bu konuyla ilgili de anlatılan meşhur bir hikaye var. Onu anlatayım müsaadenizle. Buyurun. Bir Ramazan ayında hocam bizzat Ramazan-ı Şerif'te hiç evine gelmiyor. Evet. Boyuna davetsiz misafirler gibi iftara giderlermiş. Hı hı. Bir akşam evine birisi geliyor. Bu akşam efendiyi filan yerde iftara davet ediyorlar. Buyursunlar deyince evet. Bu her akşam iftara giden beyefendinin karısı Ramazan neredeyse bitecek. Efendiyi gören yok. Siz görebilirseniz lütfen ona söyleyin. Bir gecede kendi evine iftara buyursun demiş. Bir kalem mirinin mahiyetinde bulunanlar bizim şefe bir akşam habersiz iftara gidelim diye karar vermişler hocam. Evet efendim. Topa 5 dakika kala kapının zilini çalıyorlar. İşte eski tabirle evet. Tokmağı vuruyorlar yani o günün tabiriyle. Hı hı. Adamcağız şaşırmış. Buyurun demiş. Ama belli etmemiş. Doğru karısına koşmuş. Hanım hali keyfiyet böyle. Hanım da efendim hocam eskinin hanımefendileri de başka değil mi? Evet tabii. Ya, tabii efendim. Tabii Allah-u Teala şimdiki hanımefendilere de hayırlı uzun ömürler versin. Tabii hanımefendi sen üzülme bey demiş. Top patlayınca adetimiz böyledir. Evvela namaz kılarız der. Birinci rekatta Yasin-i Şerif okursun. Evet. İkincisinde de Fetih Suresini. Yalnız kapıyı aralık bırak. Pilavın yağını koyunca sesinden anlar. Namazı bitirir misafirleri buyur edersin demiş hocam. Evet. Fil hakika encümen kadının dediği gibi yapılmış ve davetsiz misafirler yemeğe geldiklerinde kendilerini doyuracak yemeği görünce hayret etmişler. Allah aslında bir nevi arkadaşlarını böyle zor durumda bırakmak, latife yapmak istemişler ama hanımefendinin maharetiyle tabii bu sıkıntıdan da kurtulmuş beyefendi. Tabii hocam eski İstanbul yani Ramazan-ı Şerif deyince hocam İstanbul hatırlanır. Evet. Malumuz payitahtın merkezi. İslam'ın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'de Kur'an-ı Kerim indi. Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı denir evet. Malumunuz değil mi değerli hocam? Özellikle eski İstanbul hayatın gündüzleri yaşandığı, geceleri ise insanların evlerine çekildiği bir şehir hocam. Geceleri şehir hemen tamamen karanlık. Hava karardığında dışarı çıkmak durumunda olanlar için fener taşıma mecburiyeti var. Evet. Biraz önce de ifade buyurduğumuz gibi. Ramazan ayı ise şehrin bu genel görüntüsünün bütünüyle değiştiği bir zaman dilimi. Ramazan-ı Şerif'te bu ayın maddi ve manevi hususiyetleri dolayısıyla gündelik hayatın hareketliliği gündüzden biraz daha geceye kayarmış hocam İstanbul'da. Evet. Bu nedenle Ramazan-ı Şerif ayında şehrin sokakları aydınlatılır,
kadın, erkek, küçük, büyük herkes iftar sonrası camilere, teravih sonrası da Ramazan eğlencelerine iştirak ederlermiş. Tabii eğlence deyince şimdiki gibi çalgılı çengeli değil tabii ki hocam. Haram karışan değil. Şimdi bakıyorsunuz tabii belediyelere Ramazan etkinliği diyor, her türlü rezaleti görüyoruz maalesef. Böyle Ramazan-ı Şerif etkinliğinde kabul etmiyoruz tabii hocam. Yani evet, bu zamanda Ramazan-ı Şerif'in ruhaniyetine uygun eğlencenin harama, helale bu ölçüye riayet edilmesi gerekiyor. Yoksa evet, ne manası kalır? Yani illaki insanları memnun edeceğiz refleksiyle bir şeyler yapacaksanız Ramazan-ı Şerif dışında yapın kardeşim. Ramazan-ı Şerif'e niye, Ramazan-ı Şerif'i niye alet ediyorsunuz? Evet. Adama bakıyorsunuz falanca sanatçıya tondan para vermiş. Gidiyor, gidip bir fakirin fukaranın evine misafir olup iftarlık iftarı beraber yapmıyor beyefendi, belediye başkanı. Efendim vermiş bir sanatçıya tonda para. Bakıyorsun adam Ramazan eğlencesi. Millet teravihe gidiyor. Beyefendi arka tarafta çalgılı, çengili, çok affedersiniz. Yani çengi yok da öyle Ramazan-ı Şerif eğlencesi. Biz bunları da kabul etmiyoruz tabii ki. Allah'a şükür tabii bunların sayısı da hocam son zamanlarda azaldı. Buna da minnettarız. Ramazan-ı Şerif ayında İstanbul her zamankinden daha parıltılı hocam. Yani rengarenk. Ramazan aydınlığının en etkileyici kaynağı herhalde çift minareli camilerde iki minare arasına asılan mahyalar. Mahyalar değil mi efendim? Mahya harfleri ipe asılı kandillerden oluşan ışık yazılarının adı. Bugün evet, elektrik lambalarıyla kurulan bu mahyaları eski devirde kandillerle kurmak hakikaten zor zanaat. Çok zor olmuş. Tabii anlatılıyor onlar. Bugünün aydınlatılmış gecelerinde mahyalar hala güzeldir ama geceleri karanlığa bürünen eski İstanbul'da bu mahyalar müthiş etkileyici şeyler. O foto şeyleri anlatılıyor şiirlerde falan, mahyalar zaman zaman. Ya hocam insan sanki görüyormuş gibi etkileniyor. Evet. O şiirlerde terennüm ediliyor malumunuz. İlk kez 1. Ahmet zamanında Sultanahmet Camii minaresine asılan mahya insanlar üzerinde bıraktığı tesir ve karşılaştığı beğeni dolayısıyla giderek daha çok camiye asılır olmuş. Süleymaniye Yeni Cami, Atik Valide derken İstanbul'un çift minareli camilerinin hemen hepsine mahya asılır olmuş hocam. Eski İstanbul'da mahyacılık da gözde bir zanaat haline geliyor bir müddet evet, sonra. Mahya tutkunları bazı ilginçliklere de vesile olmuştur. Fatih döneminden kalma minareleri kısa olduğundan mahya asılamayan Eyüp Sultan Camii'nin minareleri yıkılmış. Yerine ikişer şerefeli daha uzun minareler inşa edilmiş ve bu minarelere de mahya asıldığını görüyoruz hocam. Kaynaklardan okuyoruz daha evet, doğrusu. Efendim. Bu tutkuya bir başka ilginç misal de Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii. Bu cami tek minareli olmasına rağmen halkın isteği üzerine buraya ikinci bir minare daha yapılmış. Buraya da mahya asılmaya başlanmış hocam. Evet. Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kızı Mihrimah Sultan'ın adına yapılan ve Mimar Sinan tarafından yapılan bir cami. Mahyalardaki yazılar genellikle dini içerikli, muhteviyatlı olur. Zaman zaman dönemin ruhunu yansıtan ifadelere de rastlanırdı. Evet. Yazı yerine kimi zaman resimler de asılırdı. En çok rastlanan yazı, "Hoş geldin ya Şehri Ramazan." Ramazan sona ererken de "El Firak" ya da "Elveda" gibi yazılar asılırmış hocam. Evet. Balkan Harbi ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında mahyalarda "Hilal-i Ahmer'i unutma." Hocam malum. Hubbül vatan minel iman gibi ifadeler rastlamak mümkün hocam evet, bu zamanlarda. Duruma evet, göre yani savaş durumuna varsa, harp varsa, evet, şey varsa. Evet. Şimdi hocam malum yine Ramazan-ı Şerif ayında teravih var, ya, mukabele var. Camilerde teravih kırıldığı gibi konaklarda da kılınıyor. Osmanlı döneminde konak imamları da vardı. Fakat ya, bir gelenek olarak konak imamları Ramazan'da teravih kıldırmazlarmış. Ya. Böyle güzel sesli olan hafızları tutarlar. Bazen sahura kadar sürer bu zamanlar ya. Hatta evet, bazen davetliler sahura kadar da kalırlarmış, kalırlarmış yani. Evet. Ta uzaktan gelip sahur yemeğini beraberine götüren o işçiler, o garip kurebalar sahur yemeğini de götürürlermiş beraber tabii, eğer uzak tabii, olduğu tabii, zaman. Hocam Enderun usulü teravihlerden falan bahsedilir tabii, hatta. Tabii. Yani bu konularda o kadar güzel şeyler anlatılır ki. Merhaba, merhaba ya Şehre Ramazan diye öyle ilk 15 günü öyle söylerlerdi. Merhaba. Ya. Hocam aslında bu iftar meselesine bizim insanlarımız aslında gayrimüslimlerin de bunlara çok ciddi bir merakla yaklaştığını görüyoruz. Evet. Müsaadeniz olursa bu Fransız kadınların iftar ve teravih seyrinden bahsedeyim hocam. Bu bana çok ilginç gelmiştir müsaadeniz olursa. 3. Ahmet devri hocam. Fransa'ya büyükelçi olarak gönderilen 28 Çelebi Mehmet Efendi. Bu ülkede kadınların hükmünün geçtiğini, çünkü itibarlarının erkeklerde yüksek olduğunu söylerler hocam Fransa'da. Evet.
Bu tabii bizim kültürümüzde değil mi hocam ya? Hı hı. Bizim esas bizim kültürümüzde kadın baş tacıdır. Cam fanus içerisinde mücevher gibi tarif edilir diyor. Sultandır. Batılı bir sultandır. Batılı seyyahlar öyle diyor hocam. Dünyada ilk defa kadın için şiir okuyan, şiir yazan Osmanlılar derler. Fuzuli'nin şiirlerini okuyun aşık olursunuz derler hocam. Evet. Bunu seyyahlar söylüyor. Kadınlara o kadar değer verilirdi ki Osmanlı'da cam fanus içerisinde mücevher gibi kabul edilirdi diyor hocam. O açıdan gerçekten de kadınlar başımızın tacıdır. Allah Teala hepsine hayırlı uzun ömürler versin. Şimdi biz bunu söyleyince hocam bazen diyor ki insanlar ya evde hanımefendiye acaba yağcılık mı yapıyor falan diyorlar. Hocam hiç sorun değil. Yağcılık da yapmak gerekiyor bazen değil mi değerli hocam? Bunu zaman zaman da böyle efendim hanımefendilerin gönlünü almak lazım. Onlar bizim efendim ışığımızdır. Efendim şimdi bu 28 Çelebi Mehmet Efendi özellikle bu Fransa'da kadınların hükmünün geçtiğini söyler hocam. Ve ilave ederek de istedikleri neyse işlerler ve murat ettikleri yere giderlermiş hocam. Evet. En âlâ beyzade onların en aşağısına haddinden ziyade riayet ve hürmet ederlermiş. Çelebi'nin seyahatnamesinde yazdığına göre Osmanlı elçilik heyeti Fransa'ya ayak basışından itibaren adeta kadın kafilelerinin hücumuna maruz kaldı. Hele Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde bu ilgi büsbütün arttı. Seyahatnamede bu olay şöyle rivayet edilir hocam. Evet. Ramazan-ı Şerif gelince oruç tuttuk ve geceleri cemaatle teravih kıldık. Yine böyle bir teravih namazından sonra Fransız ileri gelenlerinden biri gelip hanımlarımız gelip iftarlarınızı nasıl yaptığınızı, yemeklerinizi ve iftar vakitlerinin nasıl geçtiğini seyretmek ister. Eğer müsaitseniz, müsaadeniz olursa cümlemizi sevindirirsiniz ve belki kralımız da haz duyarlar dedi. Biz de çaresiz kalıp elimizden ne gelir? Hoş geldiler, safa geldiler dedik, buyur ettik. Evet. Fransız hanımefendileri davet ediyorlar hocam. Bakın şimdi. Akşama yarım saat kala 200 kadar Fransız kadın altın ve ziynetler içinde süslenmiş, püslenmiş, elmaslara batmış halde yanımıza gelip karşımıza oturdular. Evet. Güya konağımız kadınlar evine döndü. Doldu taştı. Sanki burası düğün evi oldu. Hele her ne hal ise biz bu azabı çekip iftar ettik ve yemek yedik. Bunlar gittikten sonra teravih namazını eda ettik. Ertesi gün teravih namazı kıldığımızı haber almışlar Fransız kadınlar. Evet. Yine iftara yarım saat kala 200 kadar kadın ve kız çıka geldi. Her biri şekerleme ve çörekler getirdiler. İftar ve taam yedik. Yemekten sonra gitmediler. Meğer teravih namazını beklerlermiş. Çare yok. Abdest alıp teravih namazını kıldık ve bunlar giderken tekrar izin istediler. Her gece gelip iftar ve teravih namazını temaşa için yalvarır oldular. İzin verdik. Teravihimizi eda ettik. Edipler ilahiler söyledi ve tesbihlerimizi yaptık. Gelenlerin tamamı çıt bile çıkarmadan teravihlerimizi seyrettiler ve hepsinden duydukları hayranlık belli oluyordu diyor 28 Çelebi Mehmet. Hocam hatta bu Fransız kadınlardan bazıları diyorlarmış ya bunlar iftarda o kadar çok yediler o kadar çok yediler ki ne yapacaklar? Neredeyse çatlayacak zannettik. Sonra da hep beraber kalktılar namaz kıldılar. Meğer böyle eritiyorlarmış derlermiş hocam yani. Ama malumunuz iftarda doyduktan sonra doyduktan fazla yemek evet. Malum uygun değil haram. Evet, sahurda evet. Çok yemek gerekir. Tabii. Hocam ama iftarda şu da var hocam yani şimdi adama obur yaver amca ya. Gibi biri denk gelirse adamın, nasıl frenleyeceksiniz? Adam şimdi şu da var hocam diyor ki ben diyor misafirim diyor. Misafirin yediğinden hesap sorulmazmış diyor. Doğru sorulmaz. Şimdi ne olacak şimdi nasıl ne yapacağız bir de işin burası var değil mi hocam? Evet. Hocam evet. Müsaade ederseniz Osmanlı'da malum teravih yani ecdadımız aşkla ibadet ederdi ya. Evet. Teravihe kalkarken okudukları bazı tesbihler var. Evet. Müsaade edersiniz biraz tabii, bahsedeyim. Tabii buyurunuz. Mesela teravihe kalkarken şu tesbih okurlarmış. Sübhane zil mulki vel melekut. Sübhane zil izzeti vel azameti vel celali vel cemali vel ceberut. Sübhane el melikil mevcud. Sübhane el melikil ma'bud. Sübhane el melikil hayyillezi la yenamu ve la yemut. Subbuhun kuddusun. Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh. Ondan sonra da ilk 15'inde merhaben, evet. Merhaben, merhaba ya şehre Ramazan. Merhaben, merhaben, merhaba ya şehre el bereketi vel gufran. Merhaben, merhaben,
Merhaba ya şehrat tesbihi ve tehlili ve zikri ve tilaveti Kur'an evvelhu ahirhu zahirhu batinhu ya men la ilahe illahu diye başlarlar. Sonra her teravihler arasında da Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethira diye her teravih dört rekat arasında söylerler bunu. En sonda da ya hannanu ya mennan ya deyyanu ya burhan ya zel fadli vel ihsan narcul affe vel gufran وَجَعَلْنَا مِنْ اُتَقَاءِ شَهْرِ رَمَضَانِ بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ 15'inden sonra da elveda, elveda diye okurlarmış herhalde. Evet hocam. Evet. Hocam Osmanlı'da Enderun teravihleri var değil mi? Değil evet. Hocam? Enderun teravihleri. Ramazan-ı Şerif'in oruçtan sonra ikinci büyük ibadeti malumunuz ifade buyurduğunuz teravihler. Bütün sene boyunca 5 vakit namazda pek musalli olmayan, hele cemaate hiç gözükmeyenler, Ramazan-ı Şerif'te teravih namazını hiç kaçırmazlar ve bu konuya çok ehemmiyet verirlerdi hocam. Anadolu'da hala var bu. Allah Allah. Hatta yani mesela bazı şeyler tabii yani babadan dededen öyle görmüş. O da belki kıymetlidir ama yani insanların teravihe verdiği ehemmiyet tabii neticede evet. Anadolu insanı. Osmanlı'da da bu konularda işte kaza namazı borç olanlar kaza kılıyorlar değil mi hocam? Evet. Öyle bir hususiyet var. Evet efendim. Kadınından erkeğine, çoluk çocuk cemaatlere, cemaatle birlikte camilere doluşurlar. Önce vaaz dinlenir, sonra topluca teravih kılınır. İstanbul'da bazı camilerde cumhur müezzinlikle birlikte teravih kılınır. Yani hep beraber teravih kılınır. Özellikle cumhur müezzinlikle teravih namazının, hocam ki ne kadar önemli bir şey aslında... teravih namazlarının uygulaması şöyle olur. Yatsı namazının son sünneti eda edilip dua okunduktan sonra bütün müezzinler malumunuz ifade buyurduğunuz duaları evet. okurlar. Onların belli sıralar var değil mi değerli tabii hocam? Tabii onu okurlar. Belli ilahileri okurlar. Okurlar. Kasideler okurlar tabii. arada. Özellikle 1951-52 senesine kadar bu özellikle bu şeylere çok ehemmiyet veriliyormuş hocam. Ama sonraki zamanlarda bunlar tabii evet. ki biraz daha hocam müsaadeniz olursa tabii bu zamanımızın da sonuna doğru geliyoruz. Yaklaşıyoruz evet. Şimdi Kaşgari dergahı evet. malumunuz İstanbul dünya tek merkezi olsaydı, tek devlet olsaydı İstanbul başkent olurdu evet, demiş evet. Napolyon. İstanbul'un en kıymetli yeri de Eyüp Sultan değil mi hocam? Evet. Eyüp Sultan'ın en kıymetli yeri Kaşgari dergahı demişler. Bu Kaşgari dergahında Ramazan hatıralarını anlatırlar hocam. Onlara müsaadeniz olursa biraz bahsetmek isteriz ama tabii. sizin söyleyeceğiniz bazı şeyler var. Estağfurullah şöyle size bir sual evet. sorayım. Evet. Davetleri severiz demiş manide. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yemekler yordu bizi. Diş kirası isteriz. evet. Diş kirası diye bir şey var mı? Ya, var değil mi efendim? Bu diş kirası meselesi çok kıymetli. Hediyeleşmek sevgiyi arttırmanın yollarından birisi değil mi hocam? Evet, bizim evet. kültürümüzde. Hediyeleşiniz işte. Buyuruyor Efendimiz tabii. Aleyhisselam. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz hediyeleşme konusunda müminlere yol göstermiş. Evet. Bu konularda cömertlik, diyakramlık, vefa, ihsan, ihsar, ikram gibi kardeşlik bağları güçlendiren güzel hasletler de var hocam. Düşünün yani zerafet hocam ne kadar büyük bir şey. Evet. Osmanlı'da ya. Adam size hem yemek ikram ediyor. Çıkışta da. Çıkışta da diyor ki ben diyor size, sen benim yemeğimi yedin. Ağzın yoruldu, dişin yoruldu. Bu da bunun kirası diyerek size hediye veriyor. Diş kirası. Evet. Zerafet hocam. İşte Osmanlı büyük imparatorluk, büyük devlet diyorlar ya hocam. Devlet aliyenin özelliği. Evet. Bazen de saat de hediye ederlermiş. Saat hediye. Hele ilk çıktığında değil mi hocam? Kese içerisinde altınlar ya, falan evet. vesaire. Altınlar, kıymetli eşyalar. Bazen böyle hatta Sultan Abdülaziz Han'a birisi hızını alamamış tapusunu vermiş hocam. Tapu hediye etmiş. Evet. Sonra Padişah Mübarek Abdülaziz Han da geri hediye etmişler. Evet. Hocam Kaşgari Dergahı malumunuz Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin uzun zaman şeyhlik ve vaizlik yaptığı bir yer. Evet. Müsaadeniz olursa Kaşgari Dergahı'nın Ramazan hatıralarından biraz bahsetmek isteriz. Sultan 3. Selim Ramazan-ı Şerif ayında Cuma gecelerini Eyüp Sultan sırtındaki Kaşgari dergahında geçirirlermiş hocam. Özellikle evet. oralarda padişah bazı geceler özellikle hususiyetle orada geçiriyor. O İdrisi Köşkü mü var? Evet hocam orada özellikle Murtaza Efendi tekkesi malumunuz. İdrisi evet. Bitlisi Hazretlerinin adına yine orada köşk var. Orada çok mübarek büyük zatların kabri evet. şerifleri var malumunuz. Yani İdrisi Bitlisi tepesiydi ama sonradan orası... özellikle Çanakkale Savaşı'nda bize karşı savaşmış olan Pierre Loti'nin ismi evet. verildi.
Hocam yani Pierre Loti'nin ismi verildi ama Fransızlar uyanık milletler. Bizim özellikle devlet nezdinde acaba ismini mi değiştirsek? İdrisi Bitlisi mi tepe? İdrisi Bitlisi tepesi mi yapsak diye bunların konuşulduğu bir zamanda Fransa'dan bir hamle geldi hocam. Meşhur efendim Eyfel Kulelerinin arkasındaki büyük caddeye Eyüp Sultan Caddesi ismini verdiler. Evet. Orası şu anda Eyüp Sultan Caddesi. Ya biz oradan bağladı adamlar yani anlayacağınız. Evet. Pierre Loti de o vesileyle kaldı. Şimdi Tekke'nin son şeyhi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri zamanında da renkli hatıralara sahne olmuş hocam. Evet. Kaşgari dergahı Eyüp Sultan sırtlarında arkasına vermiş. Eyüp Sultan'a sırtlarında bulunan 18. asırdan kalma bir tekke malumunuz. Evet, Murtaza evet. Efendi, Rüznameci. Binaen evet. Bugünün özel kalemi diyelim. Önemli işlere imza atan nişancı diyebiliriz daha doğrusu. Önemli mertebede sonra emekli olup özellikle Kaşgari dergahı. Orada Kaşgar bugün malumunuz Çin'in, Doğu Türkistan'ın güneybatısında 4,5 milyon nüfusa sahip Kaşgar bölgesi var hocam. Evet. Abdullah Kaşgari Hazretleri'yle Murtaza Efendi aynı zamanda hemşeridirler. Orada yaşamışlar. Sonradan göç etmişler ve kendileri ikisine de Kaşgari denilmiş hocam. Ve oranın tepenin ismini de Kaşgari Tepesi olarak da yıllarca terennüm etmiş halk. Sultan 3. Selim Tekke'nin Şeyhi İsa Efendi çok sever. Yanına geleceği iki padişahı olan Şehzade Mustafa ve Mahmud'u da alarak kendisini ziyaret ederlermiş. Ramazan-ı Şerif'te Cuma gecelerini de tekkede geçiriyor Sultan. Burada kendine mahsus Haliç manzaralı ziynetli bir de köşk yaptırmıştır. Tek parti devrinde bu köşkün yıkıldığını görüyoruz değerli hocam. Evet. Kaşgari dergahından tek Ramazan hatırası bu değil tabii ki. Çok uzakta asırlardır ilme gönül vermiş bir Seyit ailesine mensup Abdurrahim Arvasi Hazretleri Başkale'deki medrese ve tekkesinde ilim ve irşatla meşgul iken Rus işgali sebebiyle vatanından hicret etmiştir malumunuz. 1919'da İstanbul'a gelerek devrin padişahı tarafından o zaman boş olan Kaşgari dergahına tayin edildiğini, yerleştirildiğini görüyoruz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 11 ayın sultanı için şöyle buyurmuşlar değerli hocam. Ramazan orucuna hazırlanmak için Şaban'ın son yarısında oruç tutmamak lazımdır. Buyurmuş Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Kuvvetli ve leziz taamlar yiyerek vücudu kuvvetlendirip farzın ifasına hazırlanmalıdır. Farzın ifası için sünnetin tehiri de sünnettir buyurmuşlar ki Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Namaz vakitlerini gösteren ve hususi hazırlanmış bir takvime göre ibadet ettiklerini kaynaklar evet. ifade ediyor. Akşam namazını evvel kılarlar. İftarı akşam namazından önce evet iftarı akşam namazından sonra yapmak, önce yapmak müstahap ise de bir ibadeti bozulma şüphesinden kurtarma için müstahap terk edilmelidir. Evet. Buyurmuşlar. Yani önce namazı kılarlar. Tabii ki namazı kılarlar. Sonra iftarlar. Çünkü evet. zaman tabii İstanbul engebeli evet. bir Osmanlı coğrafyası engebeli bir arazi. Evet. Biz namazları boylamlara göre kılarız ama Ramazan-ı Şerif orucunu yani, iftar ve sahurda yükselti yani, faktörünü de göz önünde bulunduruz. Yani hemen ezan okundu hemen yani, pat zeytini hurmaya atmamak lazım. 17 saat zaten tabii. oruç tutuyoruz yani. Bir 5 dakika beklesek ne olacak? Ondan yani. Sonra tabii. sahurda da bir tabii. erken yarım saat erken vesaire tabii. şey yaparsa sıkıntı olur. Hocam tabii. maalesef işte yani astronomi bilenlerin İslam astronomisini bilmemelerinin neticesi bu. Evet. Yani her astronomiyi bilen bu konularda mahir olmuyor. İslam astronomisini de bilmek gerekiyor. Hocam akşam namazını kılmalı sonra iftar etmeli buyurmuşlar. Önce iftar yine yıldızlar görünmeden önce yapılıyor tabii değil mi değerli hocam? Tabii. Yani acele edilmiş oluyor gene. Oruç bozulma tehlikesinden de bu vesileyle kurtuluyor. Akşam namazını vakti çıkmadan tekrar kılmak mümkün. Evet, olur evet. da bir tehlike söz konusu olursa. Takvim, saat, kandil, top ve ezan yanlış olunca oruç kurtuluyor evet. malumunuz değil mi değerli evet. hocam? Evet. Kadir gecesinde evet. Kaşgari dergahında Abdülhakim Arvasi Hazretleri ve ehibbasına Kadir gecesinde iftarı Yusuf Ziya Akşik Efendi yani, verirmiş. Değil mi? Evet, evet. Bunun vefatından sonra damadı olan Hüseyin Mişk Efendi evet, vermeye devam ediyor. Evet. Hocam Ramazan özellikle hocam Kaşgari dergahında Ramazan-ı Şerif'te Abdülhakim Efendi'nin hayatında acı ve tatlı ama mühim hadiselerin de cereyan ettiği bir aydır Ramazan-ı Şerif. Evet. Gençliğinde ders okuduğu Nehri'den Sıla'ya geldiği bir Ramazan gecesi rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görerek ince bir din meselesine cevap vermeye davet edilmişti malumunuz. Siz evet, anlatmıştınız daha önce. Anlatmıştık bunu, evet.
bu rüya zahiri ve batını kemal yollarında ilerleyeceğini gösteren bir müjde olarak da tabir olunur. Evet. Aynı zamanda hocam 1915'te Van'ın işgali üzerinde hicret ettiler. Yani evet. ilk orucu Revandiz gibi harareti 40 dereceyi aşan 40 dereceden ziyade bir yerde tuttular. Sonra geçtikleri Musul'da 20 yaşındaki yeni evli genç kızları Şefia Hanım'ı bir Ramazan günü koleradan kaybettiler. Evet. 1931 ve 43 senelerinde haksız yere İzmir'e sürgün edildiklerinde yine Ramazan-ı Şerif ayıydı hocam. Onun için Ramazan-ı Şerif Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin hayatında önemli dönüm noktalarını da ihtiva eder. Ramazan ayında haftada 3 defa pazartesi, çarşamba ve cuma günleri mensuplarından Tabakhane Şeyhi Hafız Hüseyin Efendi'yi ziyarete gelirlermiş hocam. Kendisine çok sevdikleri gönül eğlenmez ilahisini okuturlarmış hocam. Evet. O meşhur ilahi. Ramazan-ı Şerif'te mecbur kalmadıkça evinizden çıkmayınız. İbadetinizi, zikrinizi evinizde yapınız. İnsan ibadet edeyim derken ne günahlar işler buyurmuşlar hocam. Seyyid evet. Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Evet. Ne kadar hassas ya. Meseleler değil mi hocam? Evet. Yaz aylarında iftar sofrası bahçede kurulurmuş hocam. Kaşgari dergahının bahçesinde. Herkes oturmadan iftar etmezlermiş. Ehip bağısının iftarına icabet ederler. Misafir de davet ederlermiş. Hemen her gün misafir mutlaka olurmuş hocam. Dergahın mescidinde umumiyetle sevenlerinden müteşekkil bir cemaat ile terafiin kılındığını evet. kaynaklardan okuyoruz. Namazdan evvel ve sonra tekkede devamlı kaynayan semaverden de çay içilirmiş değil mi hocam? Semaver, evet. yan semaver değil mi hocam? Evet. evet. Abdülhakim Efendi'nin talebelerinin yazdığı bazı mektuplar da var hocam. Sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa buna devam edebilir miyim? Şöyle yine malum Ramazan deyince daha önce anlattık evet. ama isterseniz tekrar bereketlenmek için bahsedeyim. İki tane hatırasından bahsedeyim. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin. Malum kendileri anlatıyorlar. Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde vaaza gitmiştim. Daha önce bir programda özet olarak anlatmıştık bunu. Evet. Çıkıyordum camiden. Kapı önünde duran bir saray arabasından kibar bir bey inip selam verdi. Evet. Abdülhakim Efendi Hazretleri zata alleriniz misiniz diye sordu. Evet efendim ben Deniz'im dedim. El meliku yakra'uke selam ve yed'uke ila ta'am dedi. Yani sultan sana selam ediyor ve seni iftara çağırıyor dedi. Araba ile Yıldız Sarayı'na gittik. İstanbul'un seçilmiş vaizleri, imamları çağrılmış idi. Mükellef bir yemekten sonra Ser Musahip geldi, ayağa kalktık. Ser Musahip'in arkasında da gayet şık, temiz giyinmiş bir hizmetçi vardı. Elinde bir tepsi tutuyordu. Evet. Hani diş kirası dedik ya hocam. Evet. Tepsinin içinde mendiller vardı. Bütün oradaki hocalara mendil hediye ettiler. Bana da verdiler. Aldım baktım. Ağır idi. Anladım ki köşesine altın bağlamışlar. 10 tane altın. Ser Musahip, efendim, Halife Hazretleri'nin selamları var. Deyince halifenin ismi söylendiği için tekrar ayağa kalktık. Halife-i Müslümin Sultan Vahiduddin Han Hazretleri'nin hepinizden bir ricası var. Yunanlılar İzmir'e çıktı. Bunun için Kuvay-ı Milliye'yi kurdular. Anadolu'da düşmanla çarpışan Kuvay-ı Milliye'nin galip gelmesi için dua etmenizi ve Anadolu'daki mücahitlere para, mal ve dua ile yardım etmeleri, eli silah tutanların onlara katılmaları için milleti teşvik etmenizi rica ediyor dedi. Bu emir üzerine çok kimseyi Anadolu'ya gönderdim. Çok yardım yapılmasına sebep oldum. O mendile bağlı 10 altın ile de büyük odada bulunan karyola, halılar ve koltukları satın aldım. Yine Sultan Vahidettin Han Ramazan-ı Şerif'te Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Şerif'in bulunduğu odayı ziyaret edeceği zaman Seyyid Abdülhakim Efendi'yi de davet etti. Diğer ileri gelen devlet ve din adamları da vardı. Bu menkıbeyi Şakir Efendi anlatıyor. Diyor ki sonra Sultan tam Hırka-i Saadet'in bulunduğu odanın kapısına gelince Abdülhakim Efendi nerededir diye sordu. Oradaki kalabalık birbirine baktılar. O isimde birisini tanımıyorlardı. Arkaya doğru haber verdiler. Efendi Hazretleri benim ismim Abdülhakim'dir deyince Sultan sizi istiyor deyip hemen yol açtılar. Sultan kendilerini bekleyip yan yana biri dünya biri ahiret sultanı Sultan-ı Enbiya'nın sallallahu aleyhi ve sellem saadetli hırkalarının bulunduğu odaya girdiler. Beraberce ziyaret ettiler. Çıkınca Sultan teberrüken orada olanlara birer mendil hediye etti. Efendi Hazretlerine ise iki mendil hediye etti. Ben dış kapıda efendiyi bekliyordum. Geldiler ve ziyaretlerini anlattılar. Sultan herkese bir mendil verdi. Bana iki tane verdi.
birisi senindir deyip birini bana verdiler. Ya diyor Şakir hocam, Efendi. Ne kadar güzel. Evet hocam. Dilinize sağlık. Abdülhakim Efendi Hazretleri'nin, Seyyid Abdülhakim Arbahsı Hazretleri'nin bir talebesine yazdığı bir mektup var. Bunu da özellikle hocam ifade etmek isteriz. Bu mektup aynen şöyle hocam, noktası virgülüne değiştirmeden aynen arz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'teki her nevi ibadetin sevabı Ramazan haricindeki zamanlara nazaran bire yetmiştir. Ramazan'ın bu şerefinden dolayı büyüklerimiz bu ayda say ve gayreti bir derece daha arttırmaya çalışırlar. Ramazan-ı Şerif'ten 11 gün evvel başka bir vaziyet takınırlardı. Mecbur kalmadıkça çarşı ve pazara çıkmazsınız. İcap ederse öğle ile ikindi arası ziyade uğraşmamak üzere bir saat zarfında işlerinize bakarsınız. Yapılması lazım gelen işleri Ramazan-ı Şerif'ten evvel yoluna koyunuz ki sonraları iş için sokaklarda bulunmayasınız. Teravih namazlarını cemaatle kılmayı ihmal etmemelidir. Her gün bir cüz Kur'an-ı Kerim okursunuz buyurmuşlar. Hocam aynı zamanda malumunuz Seyyid Abdülhakim Arbahsi Hazretleri haftada 3 gün Beyazıt, 1 gün Bakırköy, 1 gün Kadıköy, 1 gün Üsküdar camilerinde vaaz ederlermiş. Evet. Ramazan-ı Şerif derslerinde hiç aksatmazlarmış değerli hocam. Evet. Müsaadeniz olursa bitiriyoruz. Bitirmeden önce bir şiirle, Ramazan-ı Şerif'in ruhuna uygun bir şiirle bitirmek isteriz hocam. Hayır. Sizin söyleyeceğiniz bir şey yoksa eğer. Şimdi Ramazan ayında garibanlara iftar sofraları kurmak. Evet. Esnafların zimem defterlerindeki, yani veresiye defterlerindeki halkın yazılı bütün borçlarını kapatmak, ihtiyaç sahibi hanelere kumanya yardımı yapmak, meslek erbaplarına önden veya sonradan parası ödenmesi şartıyla onları bila bedel ihtiyaç sahiplerine hizmet ettirmek, bunlar da Ramazan'ın da yapılan hayır çeşitleri bunlar hocam. Evet hocam. Buyurunuz. Arif Nihat Asya'dan malum herkes tarafından bilinen güzel bir şiir. Ramazan-ı Şerif'i inşallah efendim layıkıyla idrak edenlerden oluruz ama Allah Teala'nın verdiği nimetlere şükredenlerden olmayı hepimize Allah Teala nasip eylesin inşallah. Amin. Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahiyasız minareler göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Arif Nihat Asya'dan. Allah-u Teala Ramazan-ı Şerif hürmetine bu vatanı da Müslümansız bırakmasın inşallah. Amin. Değerli hocam. Ramazan-ı Şerif'i de hakkıyla idrak etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin hocam, değerli hocam. Ağzınıza sağlık efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, sizlere ve bütün İslam alemine Ramazan-ı Şerif ayının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Evleriniz huzurla dolsun inşallah. Yine bir tarihe açılan pencere programının sonuna geldik. Ana kumanda masasında bugün sesimizi size kıymetli kardeşimiz İsmail Salih Sert ulaştırdı. Onun da sizlere Ramazan tebriğini iletiyorum. Editörümüz hocam gerçekten büyük hizmetlere vesile oluyorlar. Ona evet. Da dua etmeyi unutmayalım. Cenab-ı Hak onlara da yardımcısı olsun. Güzel paylaşımlarda bulunuyorlar. Evet. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız efendim. Tarihe açılan pencere.